Galatasaray TV'den merhaba. Bugünkü Mektebi Sultani programımızın konuğu çok değerli bir abimiz. Kendisini her türlü sanat faaliyetin içinde gördük. Sayın Aydemir Akbaş. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın, söyle. Abi başlayalım mı? Tamam. Güzel. Biraz anlatır mısın abi? Bu kapı hakkında biraz bir şeyler söyledin. Galatasaray'a daha 5. sınıftayken babama tutturdum, beni Galatasaray'a sokacaksın diye. Benim Galatasaray olmamın sebebi de rahmetli Baba Gündüz'dür. Babam tamam evladım dedi. Gece saat 2'de şu gördüğün kapının da kuyruğa girdik, saat 3'te bekledik. Sabah açıldı, içeriye gittim. 1011 numarasıyla Galatasaray Lisesi'ne girmiş oldum. Giriş. Hayırlı olsun abi. Giriş bu. Ama daha evvel kısa bir şey anlatayım. Ortaköy'de başlamadan bir gün evvel ben bu sol bacağımı yardım. Bir yerde düştüm ve yarıldı. Ortaköy'e başladığım zaman ben sakat sakat başladım. Fakat hiç kimseye söylemedim. Bir de bir Allah rahmet eylesin, inşallah yaşıyordur, Korkut diye bir çocuk vardı, o da topaldı. Beni görünce dedi bir topal daha geldi. Ben 10 gün sonra iyileşince... O iyileşemedi. Şaşırdı çocuk. Ama neyle tedavi etti biliyor musun? Uzaklaştıracaklar okuldan diye. Dermojenle. Aslında eczacı falan dikiş atmak istedi. Attırmadım. Ne olur ne olmaz okuldan şey yaparlar, beni alırlar diye. Dermojenle tedavi ettim. Evet. Şimdi sana bu kapıda hazır durmuşken okuldan nasıl kaçtığımızın yerini göstereyim. Aha şurası. Şu parmaklıklar. Şu parmaklık var ya. Oradan gece çıkar, kaçar. Gel dön bana, kamera dön bana. Şurada çok güzel bir pavyon vardı. Pavyona giderdik. Sayayım, rahmetli oldu hepsi. Atilla Karsan, Oktay Kurtböke, Ali Kurt, ben. Şurada bir Alp Oteli vardı. Pastolarımızı oraya bırakırdık. Tura başladık. Gece ya sinemaya ya tiyatroya, meyhaneye giderdik burada. Sonra da pavyona giderdik. Taksidi yedik. Okul taksitlerini yedik. Çünkü o tarihte taksitleri almak için çıkamıyoruz. Dümenden taksidi alırdık evden ama söylemezdik, aldı, yatırmazdık. Eve yollarlardı bizi. Alın gelin diye. Halbuki biz taksitler burada. Pavyonun adını unuttum. Çok güzel bir pavyondu. Para, taksidin yarısını yedik mi hepimiz? Ne yapalım dedik. Leblebi satalım. Parayı öyle çıkartalım. O zaman burada Atıf vardı. Atıf kim biliyor musun? 12'de 11'de okuyordu. Şimdiki bizim divan başkanının abisi. Onlar benim İrfan Aktar'ın abi. Onlar benim akrabamdır. Of, onun sayesinde sinemada leblebi satıyoruz ya, balkona çıkmak ufaklara yasak. Atıf bizi idare ederdi. Biz şimdi leblebi sattık. Turgay Şeren çok yemiş. İsviçre maçı var Ankara'da. 5 gol yedi o maçta. Gelmiş bizi arıyor. Nerede bunlar? Oraya gidince anlatacaktım ama şimdiden anlatmış oldum. Behçet Bey öldüğü zaman müdür, cenazesini bu kapıdan sokmak istedik. Macit galiba. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Sokmadı. Bu ön kapıda, orası açılmayınca kalktık oradan geldik. Başımızda da Esat Mahmut Karakurt. Tabii şimdiki gençlik kim olduğunu bilmez. Türkiye'ye romancılığı sevdiren insanlardan biri. Dünya yakışıklısı bir adamdı. Oradan geldik bu kapıya. Bu kapıyı Esat Mahmut Karakurt, işte ben varım, Atilla Karsan var, Oktay Kurtböke var, Ali Kurt var. Bu kapıyı kırdık ve girdik. Şu kapıyı? Bu kapıyı kırdık ve girdik. İşte cenazesini sonra arkadaşlarımızdan biri, kapıları da kilitlemişlerdi. Camlı kapıya elini soktu, böyle yarıldı. Şu gördüğün yerde Turgay Şeren, Coşkun Özarı, Fazıl, birkaç kişi daha, Sarıyerli Tarık. Burada 25 kuruşuna tenis topuyla maç yaparlardı. Ama nasıl maç biliyor musun? Kıran kırana, kemik sesleri gelirdi. Bir keresinde de galiba tam şeyi yetiştiremediler, beşer kişi oynuyorlardı. Ben tenis topuyla çok iyi futbol oynardım.
Hatta beni rahmetli Baba Gündüz denemek için şeye çağırdı, Ali Sami Yen'de. Bu kulüpten biz, bu okuldan 5-6 kişi denemeye gittik. Tenis topuyla şurada harika oynardı. Kimse beni durduramazdı. Duyulmuş da ola, bir kere denediler beni aralarında. Burada tenis topuyla Turgaylar, Coşkunlar, Fazıllar, o kaleci Tarık falan futbol oynamıştık. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya mezbelelik de bizim zamanımızdı. Toprak. Bizim zamanımızda da öyle. Toprak. Bak şimdi bizim sınıf şuradaydı. Baba Gündüz takımı ara sıra antrenmanı nereye getirirdi biliyor musun? Metin Oktay falan. O takımı buraya getirirdi. Bu lisenin havasını alsın, bu Galatasaraylı'nın havasını alsın diye. Burada antrenman yaptırdı. Mahsus yaptırırdı. Yani ihtiyaçtan değil, yer olmadığından değil. Buraya getirdi ve müzeyi falan gezdirdi. Bir size anlattım mı bilmiyorum. Bir futbolcu Galatasaray'a geldiği zaman ilk geldiği yer lisedeki müzeydi. Yani nereye geldiğini, yerli veya yabancı, nereye geldiğini anlasın diye. Şimdi ilk geldiği yer yani, gece kulübü. Gece kulübü, yönetici götürüyor. Yönetici götürüyor. Ya ne oğlum, burada sınıf maçları yapardık. Tövbe yarabbim, yarasülallah ya. Ya çok güzelleşmiş okul. Tabii bu şey, İnan Kıraç'ın. İnan Kıraç'ın eseri bunlar. Ağaçlar falan yoktu. Senin zamanında var mıydı? Yoktu. Ya bu bizim zamanımızda şey, çorak. Çöldü burası, çöl, çöl. Galatasaray'da koridorlarında dolaş, adam olursun bak. Hiçbir şey yapma. Çak, kovul, atıl ama bitir. Yani Galatasaray'ı ne yapıyor? Bitir. Kötü de olsa bitir. Ama koridorlarında dolaşmak bile adam olmaya yeterdir. Öyle bir lisedir bu. Koridorlarında da başka hiçbir şey yapma. Adam olursun. Mutlaka bir şey olursun. Kaç okulun dünyada 7-8 yerde şeyi var? Temsilciliği var. Kaç okulun var, kaç şeyin var, kaç işte sivil toplumun bilmem nesi var. 7-8 ülkede belki daha fazla şeyimiz var. Daha fazla. Hangi, kimde var? İngiltere'deki meşhur o iki okulda da yoktur. Neydi onların adı? Cambridge. Ya onların bile yoktur. Ama bir tek Galatasaray'ın dünyada 8 ülkede, 9 ülkede belki şey var, temsilciliği var. Ya burada hatıra bitmez. Şu gördüğün yer var ya, şu köşe. Biz bu köşede Metin Türel'le, Poldi'yle, antrenörle penaltı yarışması yapardık. 5 penaltı, 25 kuruş. Hep ben kazanırdım. İnanmıyorsan git Metin'e sor. Hakikaten küçük tenis topuyla, zaten ben biraz çelimli olsaydım, güçlü olsaydım ben %100 Galatasaray'da oynardım. %100 bak söylüyorum. İnanılmaz bir şey, yumuşaklık vardı bende futbolda ama büyük topla oynayamıyordum. Zaten Baba Gündüz'ün denemesinde Atilla Karsan da gitti. Bir Yücel vardı, o da gitti. O da geldi. Ben de. Adam bana bir korner atması mecburiyeti geldi işte. Ulan topu 18'e atamadım. Yetişmedi mi topu? Abi, çelimsiziz. Ufak tepeyiz. Yoksa inanın, ama tenis topuyla kimse tutamazdı beni. Bak şimdi kimse duymasın, evet. Sana bir sır vereceğim. Aman abi, bir tarihte abi. Tam yemek saatinde yemek yiyoruz. Şeylerden bir ses. Ne o? Hoparlörden. Galatasaray bir aya kadar kız erkek karışık okuyacak diye. Kimse bütün tabaklar bütün tabaklar kırıldı. Milletin eli ayağı mı çözüldü? Ya gitmiş birisi, birisi bizimkilerden biri yapmış ya. Biz bu sene şey okuyacağız diye, kız erkek karışık diye damlasyon buraya gelecek diye. Hiç kimse yemek yemedi. Sonra sükutu hayal tabii, kimse gelmedi. Kim arıyorlardı, kim yaptı bunu diye. Dostluğu kardeşliği senden öğrendim. Tipoyu tanjantı ben senden öğrendim. Bir de kopya hikayesi var abi, onu da dinleyelim mi? Son başında Balore diye bir bela geldi. Agrece. Balore diye bir herif geldi.
Abi bir imtihan yaptı. Bir alan yok. Bir alan yok. Ya ne yapacağız, ne yapacağız? Herkes hoca tutmaya başladı. Bütün şeyleri hocaya çözdürüyorduk. 25 lira mı ne veriyorduk? Ders başı. Aldım. Ben şeyin arasına soktum. 30-40 sual vardı. Bekliyorum. Ya 21 numara dedi. Ya 23 numara mı ne? Hatırlamaya çalıştım. Ulan bu ne tarafta olur? Solda mı, sağda mı, ortada mı? Başta olması lazım. Elimle yokluyorum, yokluyorum, yokluyorum. Çektim. Yapılmışını hoca yapmış. Çektim çaktırmadan önüme aldım. Ötekini de attım içeriye. İki gün sonra oturdu, geldi. Notları okuyor şimdi. 1-2-0-1-2 Sıra bana geldi. Milons dedi. Yani 1011 dedi. Set dedi. 7. Ama daha evvel öğrendim ya, tahtaya çağırırsa yap derse diye. Bana baktı, gülmeye başladı. Ve beni çaktırdı. Anladı ki ben kopya çektim. Divanda söylemek istiyordum bunu kongrede. İlk defa sana söyleyeyim. Ben bu ne o arazi bizim? Riva. Riva arazisine şuradan teklif yapıyorum. Selahattin Beyazıt'ın isminin verilmesini istiyorum. Yani artık şey yok. Riva arazisi falan olmayacak. Orası Selahattin Beyazıt arazisi olacak. Onun galiba çok büyük etkisi olmuş değil mi? Alan o. Ya alan o. Alan o. Hatta bir ara kulüp biz bunu ne yapacağız diye geri vermeye kalkmış ya. Ve ben oraya Selahattin Beyazıt'ın isminin verilmesini istiyorum. Ayrıca bir şey daha istiyorum. Galatasaray Adası'nın adına bizim İzmir Milletvekili, Demokrat Parti Milletvekili adı neydi ya? Sadık Giz isminin verilmesini. Eğer ismi verilmiyorsa Sadık Giz'in, hiç değilse girişine bir plaket, bir resim, bir heykel, büs konmasını istiyorum Sadık Giz'in. Bize adayı alan Sadık Giz'dir. Riva'yı bize veren de, alan da Selahattin Beyazıt'tır. İkisinin de ismini ben bir kongrede teklif edecektim. Şimdi buradan teklif ediyorum. Sanat hayatına adım attığım yer burası. O sahne, bu sahne. O sahne, bu sahne. Nasıl olduğunu anlatayım. Ayber Çolok'la bu Ahmet Kutsi Tecer rahmetli hocamız tiyatro kolu kurmuştu. İmtihanlar zamanı Aybert'le kara kara düşünüyoruz Ayber Çolok'la. Nasıl kaçarız imtihanlardan diye. Aybert dedi tiyatro koluna girelim dedi. Bu arada okulumuzu tanımayanlar için burası Tevfikret Salonu. Girelim dedik Ayber'e. Ne onun ne de benim. Hiçbir şekilde sanatla uzak yakın hiçbir ilişkimiz yok. Tam tersi. Ya tam tersi. Ayberk de ben de. Ya bir durup dururken bize rol verdiler. Şimdi Ayberk bana baktı, ben Ayberk'e baktım. Şimdi kabul etsen bir türlü, kabul etmesen bir türlü. Kabul etmesen atacaklar tiyatro kolunda. E kabul şey yapsan imtihanlar var. Biz çaresiz. Molière'in cimrisi. Roller dağıtıldı. Biz çalışmaya başladık. Ayberk'le ben de mecburen ezberledik. Daha ilk oynuyoruz. Perde açıldı. Bizim çete beni görür görmez bir yuhaladı. Senin ne işin var orada? İn aşağıya. Başlangıç bu kardeşim. Ondan sonra işte cep tiyatrosu Aldin Dorme'nin. Ondan sonra küçük sahne. Ondan sonra başladık. Ne güzel. Kaç sene sanatta? 56 sene. 56-57 sene, ben tarih fazla bilmem. Ama 56-57 sene oluyor. O zaman maşallah diyorum. He? Maşallah, daha da devam ediyor değil mi? Vallahi bir şey söyleyeyim. Bazen düşünüyorum. 130 film. Yarısı komedi, yarısı dram. Bir kısmı avantür. 35-40 tane tiyatro oyunu. Diziler, miziler, nasıl gazetecilik bir yandan. Yeni Sabah'ta başladım gazeteciliğe.
Yani bazen şey yapıyor, beynim duruyor. Nasıl yapmışım, her tarafa yetişmişim diye. Bazen 3 oyun falan oynardım ya hayatımda. Şey, günde. 2 tiyatroda birden çalışıyordum. Ben Gülü Sürür'de hem Nesat Serezli'de. 3 oyun oynuyordum günde. Yani ne güzel. Tiyatro ne kadar rahat. Haftada bir temsil oynuyorlar. 9 temsil. Pazartesileri de ver elini Anadolu turneye. Ama işte söylüyorum. Burası var ya, bu Galatasaray Lisesi. Diyorum sana, koridorlarında dolaş, hiç bir şey yapma. Çalışma. İyi kötü bitir, bir şey olursun. Yani mesleğinin en iyisi olursun. Yani dolandırıcıysan dolandırıcının en iyisi olursun. Jokeysen en iyi ata sen binersin. Mühendissen sen olursun. Bilmem, bankacıysa en iyisi olursun. Böyle garip bir... Sebebi nedir bunun? Gizli. Kokladığın hava mı diyeyim? Yaşadığın ortam mı diyeyim? Ya zaten daha girer girmez büyülüyor seni. Ya daha girmeden büyülüyor seni. Şimdi ne kadar insanlar var buraya sokmak için çocuklarını, deliriyorlar. Para, ne paralar teklif ediliyor. Ama şimdi biliyorsun kura oldu bizim sağlık olarak. Sıraya girdik işte, anlattım. Girdik içeriye. Yani insanlar buraya çocuğunu şey yapmak için, sokmak için çıldırıyor. Deliriyor. Ama sebebi var. Hem Türkiye'yi affedersin en şey, hep Galatasaraylı şey yapmış. Temsil etmiş. İş hayatında, politik hayatında, bilmem ne hayatında. Bu acaba içerideki gelen öğrencilerin kendi aralarındaki dayanışmadan da kaynaklanıyor? Dayanışma tabii, o dayanışma. Şimdi bizdeki, şimdi ben bir şey, bir gün İbrahim'le tatlı sesle Bodrum'dayız. Bir ses duydum. Aydemir abi dedi. Döndüm baktım, Fikri Sağlar, Kültür Bakanı. Başladık işte, nasılsın, iyi misin, cemiyet nasıl? İlk şey cemiyet iyi, iyi. Sonra İbrahim'i tanıştırdım. Onlar da ikirtli. Gitti Fikri Sağlar. İbrahim ne dedi biliyor musun? Ya sana abi dedi ya. Ne diyecekti ki? Ne diyecekti dedim be, ne diyecekti? İşte Galatasaray'la şahit oldun burada. Galatasaraylık nedir? Şimdi burada şahit oldun. Cumhurbaşkanı olsa bana abi diyecek. Cumhurbaşkanı olsa bana abi diyecek. Galatasaray bu. Hayatım, artık şu kapanışı yap. Çünkü iki Galatasaraylı bir araya geldi mi, Allah korusun, ne laf biter, kapat. Hadi. Abi akşama cemiyetle rövanş var. Öyle mi? Evet. Efendim, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugünkü değerli konuğumuz Aydemir Akbaş. Bize Galatasaraylılık, Galatasaray liselilik, Galatasaray'da nasıl futbolcu olunur hepsini anlattı. Biz de onun en güçlü olduğu yerden, evet, sahneden, perdenin arkasından kaybolup gideceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Uzun koridorlarında.